Sinema Artı'dan herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün yine dop dolu ve çok farklı bir programla karşınızdayız. Bu bölümümüzde sizi neler bekliyor? Birlikte göz atalım. Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta tecrübeli oyuncu Ahmet Yenilmez'le özel bir sohbet, vizyona giren filmlere kısa bir bakış, haftanın öne çıkan sinema haberleri, Frank Capra'nın Şahane Hayat filmi hakkında her şey ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Bring me everyone. Yine çok kaliteli filmlerin olduğu bir vizyon haftasındayız değerli izleyenler. Kurt Russell'ı uzun bir aradan sonra beyaz perdede izleyeceksiniz. Efsane olmuş animasyon filmi Aslan Kral bugünün teknolojisiyle yeniden çevrim olarak karşınızda. Vizyon Artı sizlerle. Kocasından boşanmış dul bir kadının yeniden aşık oluşunun komik ve romantik hikayesini anlatıyor. Başarılı oyuncu Julianne Moore'un başrolünde oynadığı filmde Moore'a John Turturro eşlik ediyor. Zavallı. Köpek Dişi, Lobster ve Kutsal Geyin Ölümü filmlerinin senaristi Eftimis Filippo'nun senaryosuna katkıda bulunduğu zavallı, mutsuzluktan beslenen lawyer'ın hikayesini anlatıyor. Bütün işleri yolunda gidince mutsuz olan lawyer, ancak işler tersine döndüğünde mutlu olmaktadır. Filmin yönetmen koltuğunda Babis Makridis oturuyor. İmparator, yeraltı dünyasının hükümdarı. İmparator, yeraltı dünyasının hükümdarı, işlemediği bir cinayetle suçlanan eski bir mahkumun yargılanmamak için polisle işbirliği yaparak yeraltı dünyasına karşı verdiği savaşı konu ediniyor. Vincent Cassel'in başrolünde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jean-François Richer oturuyor. Servir votre pays. Aslan Kral, Jon Favreau tarafından yeniden çekilen, dünyanın en sevilen animasyonlarından Aslan Kral, Simba'nın amcası Scar'la olan mücadelesini anlatıyor. Simba, ölen babası Kral Mufasa'nın yerine geçmeye çalışır. Ancak amcasının kötü planlarından habersizdir. Scar zamanı geldiğinde Simba'ya yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Beyoncé'un da seslendirmen kadrosunda yer aldığı filmin müzikleri Hans Zimmer imzası taşıyor. In the circle of life. Sinema Artı'nın bu haftaki konuğu çok değerli bir isim. Yönetmen, oyuncu, aynı zamanda tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez. Ahmet abicim hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Türkiye'nin kültür kanalı TRT 2'ye uzun ömürler diliyorum. Bunu düşünenlere ve hayata geçirenlere de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sağ olun, var olun. Tabii şimdi birçok filmde yönetmenliğini yaptığınız, rol aldığınız işte filmler, diziler, tiyatro oyunları oldu bugüne kadar ve fenomen olmuş karakterlere imza attın abi. Sonra bir özellikle Beyaz Perde'de yönetmen Ahmet Yenilmez olarak bir sanki bekleme sürecini gördüm sizde abi. Yani bu Ahmet Yenilmez bekliyor dedim kendi kendime ama neyi bekliyorsun? Şimdi tabii ki Mehmet Akif Ersoy'a sormuşlar. Yani şair misin, baytar mısın? Güreşçi misin, yüzücü müsün, mebbus musun, işte hafiye elemanı mısın, nesin diye. Yani sanatçı mısın diye sormuşlar. O da vallahi demiş, milletimin karnı aç, baldırı çıplak. Ben de nerede imkan buluyorsam
imkan bulduğum ortamda avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Şimdi hayata bakış açım ve mesleğim mi bu açıdan değerlendirdim ve böyle geldim 35 yıldır. Sinema yönetmeniyim demekten haya ederim. Yani bu kadar çok iyi yönetmenlerin olduğu bir alanda ne haddime benim sinema yönetmeniyim demek. Ama hayat bana hep kimsenin yapmadıklarını yapma mecburiyetini yükledi. İşte 1980 darbesinden sonra bizim neslin ve bizim abilerimizin zulme uğradığı dönemde o zulmü sağdan ve soldan anlatan kimse yoktu. 85 yılında sevgili Mehmet Karanfil'in yazdığı, ağlayarak her bir repliğinin yazıldığı Kırılan Güller diye Buca cezaevinde idam edilen Halil Esen'de Selçuk Duracık'ın hayatını tiyatroya aktardım ve o dönem 67 vilayeti dolaştım. Yetmedi, Avrupa'nın 30 ülkesinde, 30 şehrinde sahneledik. Sonra dizi dönemi başladı. Buyurduğunuz gibi mesela Ekmek Teknesi'ndeki Celal rolü kolay kolay Allah'ın her oyuncuya nasip edeceği bir rol değil. Aynen öyle. Böyle bir trend yakalandı. 3-5 kuruş kazandık. Hep aklımda şu var. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da yeni Türkiye'nin ön sözü dediği Çanakkale Savaşı neden hiç anlatılmadı? Tabii işin içine girince de neden anlatılmadığını gördük. TRT ile o dönem Türkiye'nin ilk Çanakkale filmi, dizisi Kınalı Kuzuları çektik. Kınalı Kuzuların çekildiği ana kadar Çanakkale'ye ziyaretçi sayısı 260 bin civarı. O yıl dizi yayınladıktan sonra bu sayı 2,5 milyona çıktı. Müthiş bir rakam. Sonra baktım İstiklal Marşımızın şairi. Bütün 81 milyonun hayatında ilk ezberlediği şiir. Kurucu meclisimizin üyesi. Mehmet Akif Ersoy hakkında ne bir tiyatro yapılmış, ne bir film çekilmiş. İşte o dönem Safahat, Mehmet Akif Ersoy dönüyor. Ya siz neredesiniz diye bir tiyatro sahneye koydum, yazdım. Ve o dönem 81 vilayeti dolaştık. Sonra baktım Sultan Abdülhamit Han'la ilgili, evet bir takım tiyatrolar yapılmış ama ölümünün 100. yılında. 81 vilayet 100 noktada diye bir ülkemizde bir rekor, sanırım dünyada da tek sezon içerisinde en fazla turne yapan oyun rekorunu kırdık. Fırsat buldumsa tiyatroda, fırsat buldumsa beyaz perdede, fırsat buldumsa mavi ekranda, fırsat bulduğumda bir gazete köşesinde, fırsat bulduğumda bir sivil toplum kuruluşunun kürsüsünde, sokakta. Ben işim ayna tutmak. Baktığım zaman tabii ki nesilsel bir takım mağduriyetlerin içinde de bulduk. Ve ben bunu şöyle ifade ediyorum. Mecburiyetlerimiz, mesuliyetlerimiz oldu. Ve tabiri caizse dilencinin şikayet etmeye hakkı yoktur hayatını yaşadık biz. Çünkü mecburduk, mesuldük ve bizden başka da bu mesuliyetin altına girecek nesil yoktu. Kimseden de şikayet etmeye hakkımız yoktu. Yani şu kurumun içerisinde dizi yapmış olmak, bu kurumla beraber Çanakkale, Türkiye'nin ilk Çanakkale işini yapmış olmak, Türkiye'de ilk kez Mehmet Akif Ersoy ile ilgili Korkma isimli bir belgesel drama yapmış olmak, birçok işinde oynamış olmak benim için hayalin ötesinde bir şeydi. Dönüp hak vaki olduğunda çocuklarım, torunlarım, şöyle Google'a, o zaman kalırsa tabii Google, Ahmet Yenilmez dedem diye yazdığında elhamdülillah milletimin derdi adına, mensup olduğum medeniyetin dili adına ve tükettiğimiz kültür adına bir şeyler de yapabildim demeyi Allah bana nasip etti. Peki bir taraftan da başka bir projeniz daha var. Mesela doğanın içinde bir atölye kurdunuz. Özellikle çocuklara yönelik. Şimdi, çok önemsiyorum bunu.
Çok sağ olasın. Seninle tabii sen diyorum, hakkını helal et. Ne demek, sağ ol. Çok konuştuk bunları. Çok yani sohbetlerini yaptık. İşte o sohbetlerini yaptığımız. Bana göre bu ülkenin asıl problemi bakmak ve görmek. Yani resme bütün bakmayı beceremiyoruz. Bakmayı beceremiyoruz. Bakmayı beceremediğimiz için göremiyoruz. Boynumuz tabiri caizse hayat boynumuz, hayat hikayesindeki kahramanımızın boynu kireçleme yapmış. Kim neyi göstermek istiyorsa önümüze koyuyor, ona bakıyoruz. Kim neyi görmemizi istiyorsa onu görüyoruz. Ve kim neye inanmamızı istiyorsa ona inanıyoruz. Hı hı. Ben Deniz'de bütün bilgi ve tecrübelerimle, yanımdaki çalışma arkadaşlarımla, hayal birlikteliği yaptığım insanlarla, İstanbul'da, İzmir'de yaptığımı, memleketime, hepimiz doğduğumuz, büyüdüğümüz, üzerimizde, vücudumuzun her zerresinde hakkı olan o toprakların hakkını vermekle mükellefiz. Herkes evinin önünü temizlemeli. Tabii benim memleketim Ordu'nun şöyle bir dönem özelliği var Ömer Bey. Ülkemizde 1960'tan beri perdesini kapatmamış tek tiyatro Ordu Karadeniz Belediye Tiyatrosu'dur. Buna devlet tiyatrosu ve şehir tiyatrosu da dahil. Bir altyapı var. Güzel Sanatlar Lisemiz var. Ordu Üniversitesi'nde devlet konservatuvarımız var. Orada adını taşımaktan şeref duyduğum Cumhuriyetimizin ilk eğitmenlerinden dedem Ahmet Yenilmez, babaannem. 7 yaşından sonra ayrı kaldığım anacığımla beraber onların mezarlarının yanında her sabah kalktığımda onlarla beraber olduğum bir ortamda tecrübelerimi paylaşacağım, nesillere bakmak ve görmek eylemini kazandırmaya çalıştığım bir atölye. İnşallah sizi misafir ederim oraya. Ne kadar güzel. Mutlaka gelmek isteriz. Çünkü gerçekten orada genç nesilleri yetiştireceksiniz. Çok doğru bir eğitimle doğanın içinde resim, tiyatro, film, edebiyat, edebiyat uyarlamaları, sinema hakkındaki bütün tecrübelerinizi genç nesillere aktaracaksınız. Böyle bir çalışma ve bir doğanın içinde yaşanan o eğitimi de sizin önderliğinizde yapılması da ayrıca beni çok mutlu ediyor. Bekamızı daim kılabilme adına arkadan gelen nesillere hikayelerinizi anlatamazsanız aidiyet ve mensubiyet duygusu sağlayamazsınız. İşte bütün bu problemleri siz biraz da sanat eğitimiyle kesinlikle gösteren kültür tüketilen bir şeydir. Evet, aynen. Kültür tüketilmeli. Hı hı. Sanat eğitimini gerçekten çok önemsiyorum bu çalışmanızı. Peki Ahmet Yenilmez, sohbetimize bir virgül koyalım. Daha sonra hızlı sorularla tekrar bu stüdyoda olalım, olur mu? Tabii. Değerli izleyenler, Sinema Artı bütün hızıyla devam ediyor. Sırada haftanın öne çıkan sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümümüz var. Bu yıl ilki düzenlenen 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nin kazananları belli oldu. Türk sinemasına uluslararası değer katacak yapımlara destek olmayı amaçlayan proje, senaryo sahipleri ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Oscar ödüllerini belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı John Bailey'nin katılımıyla gerçekleşen organizasyona destek olmak üzere 119 senaryo başvurmuştu. Jüri tarafından belirlenen 12 finalist arasından seçilen ön alım desteğine hak kazanan projeler İç Bahçe, Kesilmiş Bir Ağaç Gibi, Tavşan İmparatorluğu ve Bir Tutam Karanfil, ortak yapım desteği almaya hak kazananlarsa Üç Arkadaş, Turna Misali, Aşı ve Umut isimli projeler oldu. Sinemanın yaşayan efsanelerinden Sophia Loren beyaz perdeye geri dönüyor. 10 yıldır ekranlarda görünmeyen 84 yaşındaki oyuncu, oğlu Eduardo Ponti'nin yöneteceği The Life Ahead isimli filmin başrolünde yer alıyor. Çekimleri İtalya'da süren yapım için günde 10 saat çalıştığı belirtilen Loren filmde, toplama kamplarından sağ kurtulan ve Senegal'li küçük bir çocukla iletişim kurup ona sahip çıkan bir kadına hayat veriyor. He may be the reason I
Gerilim filmlerinin usta yönetmeni David Fincher, 2014 yılında çektiği Kayıp Kız'dan sonra dizi çekimleri için ara verdiği Beyaz Perde'ye geri dönüyor. Yönetmen yeni projesinde Orson Welles'in klasik filmi Yurttaş Kane'in senaryosunun kaleme alınmasını filme alacak. Başrolde yine bir başka usta isim olan Gary Oldman'ı izleyeceğimiz Mank isimli yapım, senarist Herman Mankiewicz'in senaryoyu kaleme alım aşamasında Welles'le yaşadıklarını konu edinecek. Ana serinin 10. filmiyle hikayenin son bulacağı belirtilirken, Hızlı ve Öfkeli'nin spin-off'u olarak yaratılan Hobbs ve Shaw filmi ise önümüzdeki ay vizyonda olacak. Çekimleri Birleşik Krallık'ta devam eden 25. Bond filminin setinden haberler gelmeye devam ediyor. Serinin bir önceki filmi Spectre'da Bond kızı rolüne hayat veren Fransız oyuncu Lia Seydoux'un bu filmde de karşımıza Bond kızı olarak çıkmasıyla yeni Bond filminde bir önceki hikayenin devamı işlenecek iddiaları, Spectre'da kötü adam Blofeld rolüyle izlediğimiz Christopher Waltz'un çekimlere katılmasıyla kesinlik kazanmış oldu. Usta oyuncu Ahmet Yenilmez'le sohbetimize hızlı sorularla devam ediyoruz değerli izleyenler. Ahmet abi hazırsan başlayalım. Hazırım. Peki sana çocukluğunu hatırlatan koku? Babamın kokusu. Annenden öğrendiğin en önemli şey? Üzülme oğul, kul kulu bunaltamaz, yeter ki Allah istemez. Baba nasihati? Dik yürü. Yönetmen koltuğu mu, sahne tozu mu? Sahne tozu. Mesleğinin en iyi yanı? Derdimi söyleyebiliyorum. Mutluluk hayalin? Derdimi daha fazla söylemiş olmak. Peki en kızdığın şey? Yalan. Sevdiğin bir ses? Musa Erol. En huzurlu olduğun yer? Memleketim, köyüm. İstanbul dışında nerede yaşamak isterdin abi? Ordu ya da Konya. Erol Taş mı, Hulusi Kentmen mi? İkisi de. İkisi de. Ekmek Teknesi mi, Deli Yürek mi? İkisi de ama Ekmek Teknesi daha yakın. Tiyatro izleyicisi mi, sinema seyircisi mi? Elbette ki tiyatro seyircisi. İyi bir tiyatro seyircisi olmayan bir milletin sinema seyircisi sağlıklı oluşmaz. İstanbul'u kelimelerle anlat desem? Dünyanın bütün bıçkınlarının peşinde olduğu ve her türlü fedakarlığı göze aldığı mahallenin en güzel kızı. Edebiyat uyarlaması mı, kurmaca mı? İkisi de tabii. Klasik mi, son model mi? Klasik. Neden mutlu değiliz genel olarak biz? Derdimiz çok. Deniz mi, orman mı? Karadeniz çocuğu olarak ikisi de. Nasıl insanlarla geçinemezsin? Vefasız. Hangi dönemde yaşamak isterdin abi? Bu dönemde. Peki şu an okuduğun kitap? Birkaç kitabı bir arada okuduğum için ama özellikle Cumhuriyet'in kuruluş dönemi ve milli mücadele 12-13. Kez Nut'u okuyorum. Olmazsa yaşayamam dediğin şey? Sevdiklerim. Dünyada görmek istediğin bir yer? Türkistan. Dünya bir yana, kim bir yana? Milletim. Ahmet abicim çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerin için, katkın için sağ ol, var ol. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Tekrar ülkemizin kültür kanalı TRT2'ye başarılar diliyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, Sinema Artı bütün hızıyla devam ediyor. Amerikan sinemasının efsane yönetmenlerinden Frank Capra'nın 1946 yapımı filmi Şahane Hayat Hakkında Her Şey sizlerle. Şahane Hayat, Amerikan sinemasının efsanevi yönetmenlerinden Frank Capra'nın İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından çektiği ve savaş sonrası sıkıntılarla mücadele eden topluma iyimserlik ve umut yayan Kendini İyi Hisset filmlerinin atası kabul edilen bir klasik. Küçük bir kasabada yaşamakta olan George Bailey, tüm yaşamı boyunca başkalarının istekleri için kendi hayallerini arka plana atan, içinde bulunduğu toplum tarafından çok sevilen bir kişidir. Tüm çabasına rağmen babasından miras aldığı şirket iflasın eşiğine gelince dayanacak gücü kalmayan Bailey intihar etmeye yeltenir. Ancak tam o sırada gökten inen bir melek Bailey'i engelleyerek onun olmadığı bir dünyada kasabanın ne durumda olacağının resmini çizer ve genç adamın yaşamın değerini anlamasına yardımcı olur.
3.7 milyon dolarlık yapım masrafı nedeniyle dönemin en pahalı bağımsız yapımlarından olan Şahane Hayat, aynı tarihlerde vizyonda büyük başarı sağlayan bir başka klasik olan Hayatımızın En Güzel Yıllarının gölgesinde kalır. Film 1974 yılına kadar çok kimse tarafından bilinmez. Telif hakları yapım şirketi tarafından yenilenmez ve böylelikle Amerikan televizyonları Noel döneminde arka arkaya Şahane Hayat'ı yayınlamaya başlar. Bu sayede film geniş kitlelere ulaşarak gerçek değerini bulur. Charles Dickens'ın kısa hikayesi bir Noel şarkısından esinlenildiği konuşulan film, aslında yazar Philip Van Doren-Stern'in A Greatest Gift isimli hikayesinden uyarlanır. Capra'nın da senaryosuna dahil olduğu tek yapım olan Şahane Hayat'taki Bailey rolü aslında Cary Grant için yazılır. Daha sonra Capra rolü favori oyuncusu James Stewart'a uyarlar. Ancak Stewart savaştan yeni döndüğünü ve depresif bir role hazır olmadığını belirterek ayak diretir. Ancak daha sonra uzun süre sektörden uzak kaldığı için başka teklif alamaz. Çok sürmeden rolü kabul eder ve kendi ifadesiyle filmografisindeki en favori filminde yer bulur. Bireyin aile ve toplum içindeki önemini vurgulayan Şahane Hayat, aynı zamanda hırs ve açgözlülüğün nelere mal olacağını göstererek Amerikan rüyasına olan inancın altını çizer. Bu hafta sinema tarihinde çok kıymetli örnekleri olan usta yönetmenlerin filmografilerinde yer almış yol filmlerini işledik. Meraklısı için liste artı geliyor. Yalnızca fiziksel değil, ana karakterin de iç yolculuğunu anlatan hikayeler, hemen her büyük yönetmenin filmografisinde kendisine yer bulan önemli alt türlerdendir. Tatil döneminde olduğumuz şu günlerde yolda olma halini konu edinen filmleri bu hafta sizler için derledik. Küçük Gün Işığım. Zıt karakterlerle dolu geniş bir aile, küçük kızları Olive'in en büyük hayali olan güzellik yarışmasına katılması için bir minibüse doluşup ülkenin diğer ucuna gitmesini konu edinir. İki Oscar'lı Küçük Gün Işığım, kendini iyi hisset türünün en başarılı örneklerinden sayılıyor. To California. Küs Kardeşler Limited şirketi. Birbiriyle uzun yıllardır görüşmeyen üç kardeşin, babalarının ölümünün ardından kayıp olan annelerini bulmak üzere Hindistan'da bir tren yolculuğuna çıkmalarını konu edinir. Beklendiği üzere yol, kardeşlerin kendilerini ve birbirlerini bulma hikayesine dönüşür. Filmlerinde kurduğu masalsı atmosferlere aşina olduğumuz Wes Anderson, bu defa müzik seçimleriyle de ön plana çıkıyor. Cennet Yolcuları. Son evrede olan iki kanser hastası arkadaş, hastane yatağında ölümü beklemektense kendi sonlarını kendileri yazmaya karar verip, ömürlerinde hiç görmedikleri okyanusa doğru yola çıkarlar. The chill from the sea cloaked the world. Paris, Texas. İçine kapanık bir adam olan Travis, yıllardır toplumdan uzak yaşamaktadır. Bir gün normal yaşama geri dönmeye karar verir. Ancak bunun için önce kayıp eşini bulmalıdır. Yönetmen Wim Wenders'ın sade fakat etkileyici sahnelerle bezediği filmi ona, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye dahil olmak üzere 3 ödül birden kazandırmıştır. Kirazın Tadı. Bunalıma giren bir adam, İran'ın kenar mahallelerinde planladığı intiharından sonra kendisini kiraz ağacının altına gömecek birini arar. Modern İran sinemasının en büyük isimlerinden Abbas Kiarostami'nin bu filmi, Cannes Film Festivali'nde yönetmene Altın Palmiye ödülünü kazandırmasıyla biliniyor. Bir Zamanlar Anadolu'da. Bir doktor, bir savcı ve katil zanlısı,
Anadolu'nun küçük bir kasabasında kayıp bir cesedin peşine düşer. Nuri Bilge Ceylan'a Cannes Film Festivali'nde büyük jüri ödülünü getiren film, yönetmenin tarzındaki belirgin Çehov etkisini göz önüne seren ilk filmi olma özelliğinde. Yeşil Rehber, ırkçılığın bütün gücüyle hüküm sürdüğü 60'ların Amerika'sında bar fedailiği yapan Tony, son derece yetenekli siyahi bir piyaniste güneye yapacağı turnede koruma ve şoför olarak eşlik eder ve ülkedeki ırkçılığın boyutuyla yüzleşir. Yaşanmış bir hikayeden yola çıkan film, aynı zamanda geçtiğimiz yılın en iyi film Oscar'ının sahibi. Sinema Artı'nın bu hafta da sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.